Evet Allah kurtuluruz. Bunu da Profesör Saracoğlu'nun o güzel kürüyle yaparız. Hocam elimizde bir malzememiz var. Kara üzüm. Bunun iki türü var. Çekirdekli olacak. Çekirdeksiz var, çekirdekli var. Çekirdekli, çekirdekli da... olacak. Ne yapıyoruz hocam? Ve çekir almadan önce de çek bir tane tadına bakın. Çekirdeğini çiğneyin. Sası bir tat veriyorsa onu almayın. Çünkü çekirdeğinin buruk, kekremsi bir tadı vardır. Ha, o raf ömrü dolmamış demektir. Evet. Eğer saman gibi bir tat veriyorsa, tadı tuzu yoksa onu kullanmayacak. Hiç etkilemiyorsa e, Ha, Faydası mı? yok. Evet. Evet. Hocam havana ne kadar atıyoruz? Evet, şimdi bundan yaklaşık 10-15 tane içine atarsınız. Ve çekirdekleri dahil ezilecek o çekirdek. Havanda iyice onu ezeceksiniz. Sana kolayını göstereyim mi Kübra? İki tane atarsın, ezilir. Sonra onu çıkartırsın. iki üç tane daha atar öyle. Ama on, on beş tanesini birden attın mı içinde kurtulanlar oluyor. Canı tatlı ya. Kaçıyor sağa sola siz ezerken. İki tane atar ezersiniz, kaşıkla çıkartırsın. Böyle böyle. Hocam Hem... diğer taneler üzülmesin diye Kübra hepsini beraber attı. Evet. İşte böyle. Bunu ne yapıyorsunuz? topuğun dikenin olduğu bölgeye gelecek şekilde tülbentin üzerine koyup sarıyorsunuz. 3 gün akşam akşam eve geldiğinizde yapıyorsunuz. Sabaha kadar bu duracak. Üstüne de hafif hafif basabilirsiniz yani. Bu arada çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz hocam. Biraz Tamamdır. oluyor ister istemez. Evet. Ha, bunu yapıyorsunuz 3 gün. Arkasından üç günde kırmızı pul biber. Çok acı olmayacak. Hafif evet. acı. Evet, onu tülbentin üstüne koyuyorsunuz tam topuk dikenin olduğu yere gelecek şekilde ve sarıyorsunuz onu. Farz edelim ki bu topuk temas hocam, ediyor. Evet, şöyle öyle mi? Hocam? Evet, tülbentle de sarıyorsunuz. Evet hocam. Akşamdan sabaha orada kalacak. Üç gün bunu yapıyorsunuz. Sabah kalktığınızda çıkartıyorsunuz, işe gideceksiniz Allah tabii. Mesela. 4 5 6. günlerde bunu pul biberiyle yapacaksınız. Pul biberini eziyorsunuz. Ezerken pul biberi yağını vermesi lazım. Vermiyorsa o da raf ömrünü doldurmuş demektir. Faydası O yok. zaman gidip tazesini alacağız hocam. Ha, i̇şte alırken elinizde böyle ezin. Yağlı yağlı, yağlı elinize gelmesi lazım. Gelmiyorsa raf ömrü. Onun için her yerden alınmaz değil mi hocam? Evet. Güvendiğimiz yerlerden almalıyız. Evet hocam tarife bakalım. Bir yemek kaşığı çekirdekli siyah kuru üzümü havanda ezip tülbente koyuyoruz. Üç gün akşamdan sabaha kadar topuğumuza sarıyoruz. Dördüncü gün bir yemek kaşığı tatlı pul biberi havanda ezip tülbente koyuyoruz. Aynı şekilde onu da uyguluyoruz değil mi hocam? Evet.